Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel. Süremiz 5 dakika Sayın Erel. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti. Görüşülmekte olan kanun teklifinin 41. maddesi üzerine partim İYİ Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Görüşülmekte olan bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 41. maddesi ile değişiklik yapılmakta olan madde 5'in 1. fıkrasında yer alan aş bendi ile kanunun metnine sürücü sicili diye kavram yerleştirilmiştir. Hukuk sisteminde böyle bir kavram mevcut olmayıp kanun tanımlar bölümünde de bir açıklama getirilmemiştir. Ehliyet alımında sürücülerin hangi mahrem bilgilerinin sürücü sicili adına talep edileceği belli değildir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'na bu sicilde yer alan bilgileri yasal istisnalar hariç paylaşabilme yetkisi verilmektedir. Bu verilerin kime, hangi şartlarda, hangi sınırlılıkta verileceği belli değildir. Bu özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması anlayışına karşı vatandaş açısından büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu kapsamda maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep etmekteyiz. Başta Sayın Genel Başkanımız, eşim, kızım olmak üzere bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bilimsel ve teknoloji ilerlemenin mimarları olan bilim ve teknolojiyle ülkemizi kalkındıracak, fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren, farklı çalışmalar ve projelerle bilgi ve beceriler ile hayatımıza verimlilik katan, başta oğlum ve kızım olmak üzere 5 Aralık Mühendisler Günü'nü kutluyorum. Aynı zamanda bugün Dünya Toprak Günü. Yaşanabilir bir dünya için bütün zenginliklerin en büyük kaynağı olan topraklarımızı Aşık Veysel'in gönül gözüyle gördüğü "Benim sadık yarım kara topraktır" dediği dizelerinde insanoğlu için toprağın önemini vurguladığı gibi çoraklaştırmadan, yok olmasına fırsat vermeden el ele vererek korumalıyız. Atatürk, "Toprak o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir" buyurmuştur. Sağlıklı yaşam için sağlıklı topraklara ihtiyacımız vardır. Bugün aynı zamanda Dünya Gönüllüler Günü'dür. Gönüllü olarak ülkemizin çeşitli alanlarında gönülle hizmet eden tüm gönüllüleri ben de gönülden selamlıyorum. Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri, ben Aksaray'dan mümkün olduğunca yolculuğumu karayoluyla otobüsle yapmaktayım. Otobüsle geldiğimde otobüse falan yerden niye gitmiyorsunuz dediğimde bana sabah 6 ile 10 arası, öğleden sonra da 16 ile 22 arasında Gölbaşı'ndan çevre yoluna girmek zorunda olduklarını, eğer çevre yoluna girmeyip Mevlana Bulvarı'yla Konya yoluyla geldiklerinde çok büyük cezalarla karşı karşıya geldiğini beyan etmiştir. Şimdi ben buradan Ankara'daki kim düzenlemeyi yapıyorsa, İl Trafik Komisyonu mu bu düzenlemeyi yapıyor, valilik mi yapıyor, İçişleri Bakanlığı mı yapıyor, bu yetkilileri ve ilgilileri uyarıyorum. Zaten kamyoncular, otobüsçüler zor şartlarda hayatlarını devam ettirme çabası içindeler. Bir otobüste ancak 20-25 yolcu olursa masrafını karşılıyor. Sizler çakarlı araçlarınızla, özel şoförlerinizle, Mercedeslerinizle yolculuk yaptığınız için bunların çilesini bilemiyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın çilelerini bir gün otobüsle yolculuk yapar dinlerseniz çektikleri çileyi görürsünüz. Yani 25 yolcuyla anca masrafını karşılayan bir otobüsü siz bir de 45 kilometre gidiş, 45 de dönüş, yaklaşık 80-90 kilometre bir yol masrafına mecbur ederseniz zaten kazanamazsınız. Yani Ankara trafiğini binlerce araç tıkamıyor da sadece güneyden gelen, o da belli saatlerde gelen 5-10 tane otobüs mü tıkıyor? Bunu sizlerin takdirinize bırakıyorum. Lütfen kamyonculardan, otobüsçülerden elinizi ayağınızı çekin. Kimse bu çok bilmiş kişiler bu düzenlemeyi lütfen ortadan kaldırsınlar. Hem zaman kaybı var, hem araçların yakmış olduğu akaryakıt kaybı var, hem de görevine
işine veya hastaneye zamanında yetişmek isteyen insanların sinir sistemi bozulmaktadır. Yine bu otobüsçülerimizin, kamyoncularımızın İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişe zorlanmaları da bunlar için ayrı bir ızdırap konusudur. Siz Yavuz Sultan... Tamamlayalım. Sultan Selim Köprüsü'nde garanti parasını çıkarmak için bula bula garip otobüsçüleri, bula bula garip kamyoncuları mı buldunuz? Mercedes olanları, Audi olanları, ne bileyim modeller aklıma gelmiyor. Milyarlarla ifade edilen araçlar olanları o köprüye zorlamıyorsunuz da kamyoncuları, otobüsçüleri niye zorluyorsunuz? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Geçim derdinde olan insanlarla keyif derdinde olan insanları birbirinden ayırın diyorum. Yüce heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.